Alo Halide Hanım, size havadislerim var. Kiminle görüşüyorum? Ben Gülizar. Halide Hanım'la görüşecektim. Halide Hanım müsait değil. Ah, Kemal Bey siz misiniz? Gülizar. Kemal mi? Kemal. Güllü. Beni mi aradın? Yok. Aslında Gülizar burayı aradı. Gülizar mı orayı aradı? Sen neredesin ki? Ne var? Ne istiyorsun? Halide. Evet, benim Halide. Ne oldu? Kemal yanımda diye çok mu şaşırdın? Gülizar, telefonu sen mi açtın? Hanımım. Gülizar, Halide'yi sen mi aradın? Evet. Halide Hanım'ı beni aradım bir şey için. Ama Kemal Bey çıkınca çok şaşırdım. Senin Halide'yle ne işin olabilir ki Gülizar? Cevap versene. Onun bir eşyasını bulduydum ben. Eşyasını. Tokasını yani. O da çok uzun zamandan beri onu arıyordu. Onu bulduğumu haber vermeye aradım ben onu. Gülizar, ne altlar karıştırıyorsun bilmiyorum. Ama eğer öğrenirsem canını fena yakarım. Yok bir şey. Sene bereket. Köpek bile yediği kabı pislemezmiş. Hem Reşit Efendi. Usta sen ne zaman geldin ya? Ben senin geldiğini göremedim. Ben de çekmeceden paraları çıkardım, böyle sayıyordum ki ustam geldiği zaman hesabı tas tamam eksiksiz vereyim diye. Buyur usta. Bir de utanmadan yalan söylüyorsun, deyiz. Ama bak çok ayıp ediyorsun. Ayıp sana, kendini bile düşünmüyorsun. Kaç vakittir takip ediyorum, bu kadar çaldığını bilemezdim. Usta ama bak hakikaten sen benim kalbimi kırıyorsun yani. Defol git lan, yoksa kafanı da kıracağım şimdi. Ama usta önce bir dinle, bir sor bakalım. Ben bu paraları niye çıkardım bu çekmeceden diye, değil mi? Defol dedim lan. Bir daha bu dükkanın önünden geç. Kesmesem namerdim. Tamam be. Bağırıp durma. Vırrik. Dükkanının meraklısı değiliz. Ah, kadarsız başım, ah, ah. Helalim, tefek uyup çalacak şimdi bizi. Ne diyeceğiz şimdi Reşit'e? Ha? Bir adının hırsıza çıkmadığı kaldıydı. Bak, ben hırsızlık yapmadım, tamam mı? Adam pintilik edip paramızı vermiyordu. Ben de hak ettiğimi alıyordum, o kadar. Hem iş bir o dükkanda yok. Bulacağız elbet bir iş. Ne demişler? Yiğit itin sonu uyuzluktur. Göreceğiz bakalım Reşit Efendi. Zaten canım sıkkın. Sen de sabahtan beri vır vır vır, cır cır cır, dır dır dır. Ne yani şimdi ben o dükkanda çıraklık yapıyorum diye sen de her akşam burada zil takıp oynamıyordun değil mi? Hiç olmazsa 3-5 kuruş para giriyordu eve. Ekmek alıyorduk. Şimdi ne yer ne içeriz ha?
Yani Hacer, bak kaç yıllık karımsın, sen bile Berber Reşit'in kim olduğunu anlayamamışsın. Ya bir düşün, bir düşün. Ha? Berber Reşit hiç aç kalır mı? İnsanlar çeşit çeşit, en akıllısı Berber Reşit. Değil mi? Bulacağız elbet bir iş. Bulacağız. Ne olacak bu halimize ağalar? Bahar az kaldı. Hepimiz böyle boş boş oturuyor. Hiçbirinizin kılının kıpırdadığı yok maşallah. Boşa ekip biçeceğiz Yılmaz. Serap Hanım gelip kök söktürecek sonra. Ya siz bu kafayla aç kalırsınız kardeş, aç. Ya duymadınız mı kardeşim? Hepten eli dara girmiş hanımın. Fabrikada da işler kesatmış. Ya aslında tarlaların ekilmesi ona da yarar ama. Aha. İtan çoma hazırla. Geliyor sizinki. Selamun aleyküm. Bir çayınız yok mu? Çitlikle çay mı bitti Serap Hanım? Hem bir çayınızı içmek hem de konuşmak istedim. Fena mı? Fena ya. Senin olduğun yerde fenalık biter mi? Şşş, Yılmaz. Yok, fenalık yok. Hayırlı bir iş için konuşmaya geldim. Buyur hanım, seni dinliyor. Ben artık bu husumet sona ersin istiyorum. Size çok haksızlık ettim. Kurulu düzeninizi bozdum. Sizden özür dilerim. Bundan böyle artık eski günlerdeki gibi olsun. İstediğiniz gibi ekin biçin. Bana da mahsulün üçte birini verin, uzlaşalım. Yani Sedat Bey'in babasının zamanındaki gibi öyle mi? Evet. Yalnız sizden bir ricam olacak. Olabildiğince geniş bir alana pamuk ekmenizi istiyorum. Ben de bu hususta size yardımcı olacağım. Yani bize yemeğe vermeyeceksin öyle mi? Ne ekiyorsak onun üçte ikisi bizim olacak. Evet. Umarım teklifim sizin için makuldür. Vallahi benim için değildir. Neden değildir? Pamuk fiyatları malum. Gün geçtikçe düşüyor. Belki daha karlı bir şey ekmek isteyecek. Bana pamuk lazım. Teklifim ancak pamuk ekerseniz geçerlidir. Serap Hanım'ın teklifi makul. Hem evlerinizde, topraklarınızda oturmaya devam edecek, hem de emeğinizin karşılığını alacaksınız. Bana hiç öyle gelmiyor. Bugün fabrikada işler kötü diye bize pamuk ektiriyor. Yarın fabrika basta, çıkın gidin topraklarımdan diyecek. Yok, öyle değil. Merak etme, demeyeceğim. Söz veriyorum. Vallahi kardeşim, Serap Hanım'ın teklifi bence makul. Siz ne diyorsunuz kardeşim? He? İyi. Anlaştık o vakit. Gülü. Ne oldu Kemal? Halide'ye konuşmak için gitmiştim. Niye gittiğin beni ilgilendirmez. Açıklama yapmak zorunda değilsin. Oo,
Gördünüz mü ağlar? İnsafa geldi Serap Hanım. Bu iş benim içime hiç sinmedi arkadaşlar. Bu işin altında da bir bitleniği var ama görürüz yakında. Ya sen de buldun, bunu yan be Yılmaz kardeşim. Bak yakında evleneceksin, çoluk çocuğa karışacaksın. Serap Hanım'ın teklifi hepimizi ihya eder, ihya. Öyle değil mi kardeşim? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.